Kayseri'de yetişkin erkeklere özel yapılan Koca Sinan Akademi Mimar Sinan Spor Tesisi'ne resmi açılış töreni düzenlendi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, açılışı yapılan tesisin Koca Sinan Akademisi çatısı altında 30. tesis olduğunu dile getirdi. Düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İnce Toprak, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Orhan Koçer ve vatandaşlar katıldı. Mimar Sinan Mahallesi'nde daha önce kadınlar için açılan tesis, istek üzerine yetişkin erkekler için de açıldı. Program kapsamında konuşma gerçekleştiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları ifade etti. 4 gün önce bu güzel şehre göreve başladım. Geldiğim andan itibaren de Kayseri'nin sokaklarında vatandaşlarımızla dertleşiyoruz, konuşma fırsatı buluyoruz. Kayseri'yi tanımaya, bir an önce işlere başlamak için işleri planlamaya çalışıyorum. Dün gece 12'de eve gittim. Daha doğrusu başkanımızla beraberdik. 3 gibi falan geldim. Çocuk uyumamıştı. Dedim ki 11 yaşında oğlum, 5 yaşında kızım var. Ya oğlum dedim, 4-5 gündür işte buraya yeni geldim, tanımak istiyorum. O yüzden kusura bakmayın, hani sizinle ilgilenemiyoruz falan. Bana dedi ki sen işine bak dedi, burada çok güzel yerler var dedi. Ben yüzme havuzuna yazıldım dedi. Kardeşim dedi belediyenin bir tesisine gidiyor dedi. O kadar rahatladım ki. Sen dedi işine bak, biz burada yerleri bulduk dedi. Dolayısıyla eğer gerçekten belediyeciliğin her türlü yatırımları, işleri güzelse vali de rahat ediyor, buraya atanan bürokrat da rahat ediyor, ailesi de rahat ediyor. Ben bu rahatlığı yaşıyorum. Aynı zamanda ben Koca Sinanlıyım. Çünkü Koca Sinan da benim lojmanım. Dolayısıyla bütün buranın imkanlarından da inşallah bizler de yararlanacağız. Ben Sayın Bakanımızı çok yıllar öncesinden hem takip ediyorduk, tanıyorduk gençliğimizden itibaren. Kayseri'de yapılan çalışmaları biliyorduk, izliyorduk. Daha sonra işin gerçeği, o belediye olarak yaptığı uygulamaların bir kısmını biz özel idare olan yerlerde örnek alarak uygulamaya çalışıyorduk. Sayın Bakanımız Afyonkarahisar'a geldiğinde, Afyonkarahisarlar gibi çalışma ziyaretine geldiğinde orada da sohbet etmiştik. Daha sonra dedi ki bana Sayın Bakanımız Kayseri'ye atandıktan sonra, Sayın Valim bir şey hayal et, o hayal ettiğin Kayseri'de vardır dedi. Yoksa da Mehmet'i başkan yapıyordur dedi veya başkanlar yapıyordur dedi. Allah razı olsun. Sayın Bakanım ben şimdi bir şey söyleyeyim. Vallahi billahi hayal etmediklerim de var burada. O yüzden dolayı böyle bir ilde, böyle çalışkan belediye başkanlarında, bir belediyecilik kültürü, bir kurumsal işbirliği kültürü olan bir ilin valisi olarak atanmış olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Yerel yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki ise şunları dile getirdi. Sayın Valim Kayseri'ye yeni geldiler. Sayın Valim hoş geldiniz. Allah sizlere, gençsiniz daha, hayırlı uzun hizmet ömürleri versin. Uzun ömür çok o kadar önemli değil. Hizmet ömrü olması önemli. Allah sizin önünüzü açmış, devlet bir imkan vermiş. Siz Kayseri'de inşallah hep bu açılışları göreceksiniz. Her hafta birkaç tane temel atma ve açılışa şahit olacaksınız. Burada hiç kötü bir şeye şahit olmayacaksınız. Bu arada hep moral düzeltici işler olacak. Sorun yok mu? E var canım. Niye olmasın? Her yerde var. Evde de var. Sokakta da var. Peki bunları ne yaparız? Çözeriz biz. Çözme iradesi var. O da bize düşüyor zaten. Arka tarafa geçtiğimizde şu kapının arkasında otururuz biz. Ciddi ciddi tartışırız. Bakanları ararız. Vekillerimizi ararız. Ankara'yı ararız. Daha olmadı Cumhurbaşkanımıza söyleriz. Ki hızlı tren işinde takıldık. En sonunda Sayın Cumhurbaşkanımıza oturdum, kalkmayacağım vallahi dedim. Ve ihalesi yapıldı hızlı treninde. İşinizde de, öğrencilikte de, dışarıdaki sosyal hayatta da başarının iki tane sırrı var. Birisi iyi niyettir. İyi niyet, iyi niyet, iyi niyet. İyi niyetli olacaksınız. Eğer başkanlığa talip olmuşsanız, başkan olmuşsanız sadece ve sadece Allah'ın rızasını, milletin duasını almak için gayret edeceksiniz. Zihninizin arkasında çarpıklık olmayacak. Hangi adamı kollasak, kim gelse, kim gitse asla olmayacak bunlar. Çünkü buralar imtihan yerleri. Buralarda iyi niyet önemli. İkincisi de çalışma. Gece, gündüz demeden çalışma. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Başarı
gayrete aşıkmış. Gayret olmadan başarı gelmez. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları ifade etti. Sayın Valim, Koca Sinan Belediyesi, Koca Sinan İlçesi, Kayseri'mizin merkezinde, şehir merkezinde, metropol ilçelerden bir tanesi. 93 mahallemizle birlikte bu mahallelerimiz içerisinde 45 tanesi merkezde, 48 tanesi kırsal mahalle olmak üzere şehir içerisindeki yüz ölçümü itibariyle en büyük yüz ölçümüne sahip olan bir mahalle. Tabii ki yüz ölçümü itibariyle büyük bir yüz ölçüm ama bununla birlikte de yaygın bir şekilde hem merkezdeki mahallelerimiz hem de kırsaldaki mahallelerimizde yaygın bir şekilde yaşam devam ediyor. Sayın Bakanım, Koca Sinan Belediye Başkanı olmadan önce ben de bilmiyordum. Koca Sinan bölgesindeki üretilen çekirdeğin Türkiye'de bir marka olduğunu bilmiyordum. Ama bizim bölgemizdeki üreten çiftçi kardeşlerimizin gayretleriyle, helal olsun, bereketli topraklarımızda çalışmalarıyla Türkiye'de bir numarayız çekirdek ay çekirdeğinde. Ve şükür Allah'a göreve geldiğimiz günden itibaren gerek altyapı gerek üst yapı bölgemizde ihtiyaçlar olan ne varsa bunların her birerlerini vatandaşa memnuniyet ulaştıracak, hayatını kolaylaştıracak, vatandaşa hizmet üretecek şekilde devam ettiriyoruz. Sosyal belediyecilik adına o günden bugüne Koca Sinan'ımızın her bir bölgesinde, kırsalında ve şehir merkezinde vatandaşımıza dokunacak hizmetler ürettik. Bunlardan bir tanesi de Koca Sinan Akademi. Hemen sağ tarafımızda bulunan Koca Sinan Akademi Mimar Sinan tesisleri, Sayın Bakanım sizin de teşriflerinizle açmış olduğumuz tesislerimizden bir tanesiydi. Göreve başladığımız ilk yaptığımız işlerden bir tanesi Yakup Mahallesi'ndeki Koca Sinan Akademi tesisiydi ve orası hanım kardeşlerimiz için hizmet üreten bir tesisti. Havuzuyla, fitnessıyla, spor aktiviteleriyle, eğitim tesisleriyle, Kafe Sinan'ıyla büyükçe bir kompleksi ilk önce hanım kardeşlerimiz için yapmıştık. Bugün burada açacağımız tesisle birlikte bundan sonrasında beyefendilerin yüzme havuzu, spor yapabilecekleri, Kafe Sinan'ın olduğu da bir tesisi de Allah nasip ederse birazdan açılışıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu minval üzere Koca Sinan Akademi çatısı altında bugün faaliyete geçirmiş olduğumuz, açacağımız tesis 7 yıl içerisinde 30. tesisi yapmışız. Memduh Büyükkılıç ise çalışmaların devam edeceğini belirterek şunları ifade etti. 16 ilçe belediye başkanı dayanışma içerisinde bir abi kardeş anlayışıyla büyükşehirin önderliğinde hizmetten hizmete koşuyor. Bir şeyler yaparsanız daha fazlasını isterler. Yapmazsanız zaten yapmıyor ki ne isteyeceğim canım der. Onun için Ahmet başkanımızı yolda çeviren muhtarlarımız eğer bir hizmet istiyorsa bilin ki Ahmet Çolak Bayraktar hizmet ediyor, çalışıyor. Daha fazlasını da vatandaşımız, muhtarlarımız istiyor. Bunu da vatandaşlarımız hak ediyor. 94 yılından beri bu şehirde bir anlayış değişti. Belediyecilik anlayışı değişti. Dolayısıyla bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize layık olmak da bizim görevimiz olsa gerektir. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hiçbir zaman insanları kılığından, kıyafetinden, yaşantısından, renginden, ırkından dolayı adeta hiçbir zaman ayrıştırmadan hepsini bağrımıza basarak yolumuza devam etme bizim şiarımız ve şiarımız olmaya da devam edecektir.